Bu da daha önceden yalancılamış bir kovandı. Nüfus kaybetti. Bu mevsimde genelde bu naylonları tam açmıyorum. Şöyle birazcık körük vuruyorum. Tamam. Fondan şekerini bitirmiş. Çok az bırakmış. Şöyle kenara koyarım hemen. Orada tüketmeye devam etsinler. Şu şurupları artık dışarıya alabilirim. Daha önceden dalağı vardı ama nektar koyamamış. Koymadığını düşünüyorum ama bakayım. Evet, koyamamış. Bunu mecburen dışarıya alacağım ki burada boşa vakit kaybetmesinler. İçerideki şeye yoğunlaşsınlar. Yavru düzenine. Yalancılamıştı, sonradan düzelme belirtileri göstermişti. Kapalı yavrusu var. Evet. Doğru. Düzelmiş. İşte burada kapalı yavrusu. Aralarda günlüğü yok. Böyle durumlarda arada bir de arının üstüne bakabilirseniz iyi olur. Varroa var mı? Evet, ben şu anda hiç varroa göremiyorum. Bir tane arının bacağında varroa zannettim ama polenmiş. Güzel. Güzelmiş bari. Bu tarafta ne var? Hiçbir şey. Daha çok yoğunlaşırlar daha iyi olur. Fazla kar alalım. Allah şöyle hafiften körük vuralım. Hazır kendi üretimimiz anahtarıydı bu da. İşte burada. Boyasını yapmamıştım. Genç. Bal kemerini oluşturmaya başlamış. Hiç yumurta atmıyor. Artık kış moduna geçmiş. Dorularda da yumurta yok. Ama bal kemerleri var. Tabi sırlı değil. Sırlatacağız onu. Evet, hafiften yağma eğilimi başladı. Çabucak kapatmak lazım. Bunu da yumurta atsın diye vermişim ama yumurta atmamış, burayı ballamış. Bir mahsuru yok. Duvarda da balı var. Dursun. Balla dursun mu?
zaten 4 çıta. Yine her ihtimale karşı var o elinde sıkalım. Bırakalım. Her zamanki gibi. Ya bu ara bütün kolonilere yapıyorum bunu. 3 tur yapmaya çalışacağım. Vaktim olursa. Güzel olur. Yağma eğilimi başladı. Hemen kapatmam lazım. Hep güçlü kolonileri göstermeyelim. Bu da ikinci yalancılayanan arıydı. Şey arıydı. Bu koloninin de nüfusu bayağı bir gitmiş. Onun durumuna bakacağım şimdi. Şerbetlikleri ters çeviriyorum. Bunların artık durmasına gerek yok. Bu arı çocukları. Hemen altındaki güveyi görebilirsiniz buradan. Şunlar hemen güvelemeye başlamış. Evet, bunun burada durması sıkıntı. Aslında bunları da koymayacağım ama çok zayıf olduğu için şey yapmamış. Evet. Kurtlar burada. Ya buradan görebiliyor mu? Evet, ilginç. Bunu daha önce uyarmıştım. Turlarda oluyor işte anlatınca bunları. Uzun zamandır bakmıyordum bunlara da. Zayıfları çok açma taraftarı değilim ama bazı takiplerini de yapmak zorunda kalıyoruz. Yoksa zayıfları açmak hele bu dönemde çok büyük sıkıntı. Evet. Soktu. İyi yakıyor bu dönemde. İğnesi burada. Çıkarttı. Evet. Yağmacılık dönem olduğu için. Kim o? Evet, güzel balı var. Ve muhteşem. Muhteşem bir bal. Hayır, arı değil. Şey, kedi azıcık ağaca tırmandı pençeleriyle. Oo. Kediler muhteşem. Arılar değil mi muhteşem? Bu huysuzmuş. Biraz saldırıyor. Ama bunların sebepleri vardır. Daha öncesinde arı öldürmüşüzdür. Sağda solda. Cinsi biraz da sıkıntıdır. Oo, komple doldurmuş. Evet, yağmacılıktan dolayı huysuzlar. Evet, ana arısı. Ana arısını gördüm hemen. Yeşil. Çok susadım ama baba. Tamam, gidelim. Ana arısını gördüm. Bal durumu da iyi. Hemen kapatıyorum. Yağmacılık faaliyeti çok çünkü. Bir tane çıtırt sesi geldi. Arının birini ezdik. İşte bunlar hep huysuzluğun sebepleri oluyor ondan sonra.
başımıza sıkıntı olarak dayanamıyorum. Tamam gidelim. Evet, saldıranlar var ama yağmacılıktan dolayı. Evet, bunu da var edin hemen. Sıkıp kapatmamız lazım. Bu da huzursuzlaştı. Yağmacılar etrafta dolaşıyor. Baba, bu kedi ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı biliyor musun bu kedi? Ne yaptı? Pençesiyle benim elime cırmaladı. Eyvah. Aa, bak bunu. Anladım. Şimdi. Bunun da işlemi bu kadar. Besleme ihtiyacı yok.